Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgiden hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Doğuş, Yayla, Dardanel, Borusan ve Yeşil'in analizini yapacağız. Öncelikle Doğuş Otomotiv ile başlayalım. Şimdi Doğuş Otomotiv'in haftalık periyodunu açıp önce King Kong'la baktığımızda King Kong bize bakın haftalık periyotta bay verdiği seviye 4.5 TL seviyeleri haftalık uzun bir periyottur. 4.5'tan bay verdikten sonra zaman içerisinde bir yıllık süreçte 40 TL'lere kadar tırmandı. Yani 4 liradan 5 liradan 40 TL'ye 8 kat prim demek. Düşüşlerde sat verip çıkışlarda tekrardan al deyip buradaki sinyalleri disiplinli şekilde uyduğunuzda King Kong zaten kazandırıyor. Hani büyük sözü e, dinlemek gibi bir şey bu King Kong sinyallerini takip etmek. Bu yüzden bunu mutlaka takip etmek gerekiyor. Bunun yanında 2020 Mart pandemi düşünen itibaren Doğuş Otomotiv'de yükselen major trend üzerinde yoluna devam ederken bu yükselen trend desteği maalesef 26 seviyesinde kırıldı. Yani 26 TL kısa ve orta vade düşünenler için bir teknik stop seviyesiydi. Bu seviye kırıldıktan sonra şu an 22-30'a kadar düşmüş durumda. Şimdi e, şurada çok önemli bir destek seviyesi var bir kere onu belirtmek gerekiyor. 18 TL çok güçlü bir destektir. Bunun altına kırılmaması gerekiyor. Ortalamalarına baktığımızda şu an EMA 21, EMA 50 dahil kırılmış durumda. 18.20 seviyesindeki desteğe gelene kadar 19.5'larda EMA 100 desteği bulunuyor. 100 haftalık ortalama desteği. Yani bu şekilde geri de gelmeye devam ederse 19.5'larda bir destek bulacaktır. Ama 19.5'taki destek de tutunamazsa da 18.20'lere kadar geri çekilip buradan bir destek alması gerekiyor mutlaka yukarı tırmanacaksa geçmesi gereken çok önemli dirençleri var. 24.30 TL önemli bir dirençtir. 24.30'u geçebilirse 25.30 ve en son 26.90'larda geçmesi gereken çok önemli direnç seviyeleri var. Bunlar mutlaka takip edilmeli. Günlükte baktığımızda kısa vadede geçilmesi gereken dirençler 22.80 bir kere geçilmesi gerekiyor. Burada 5 günlük ortalama direnci var ve 23.40 arkadaşlar. 22.80 ve 23.40 ilk etapta geçmesi gereken önemli direnç seviyeleri. Şimdi haftalıkta iç moksar tekniğine baktığımızda şu tepedeki satıştan itibaren parabolik sar negatifte görüyorsunuz mumların üzerinde ortalamaların altında. T. sen ve 200. Sen ortalamaların altında bulutun içine kırılmış durumda. Artık bulutun alt desteği yani Senkoispan B desteğinin 19.70 seviyelerini mutlaka tutması gerekiyor olası geri çekilmede. Tabi bulutun altına kırılması iyi bir durum olmaz. Ama bulutun altına e, fake out alt kırılım yapıp tekrardan üzerine çıkma durumu da söz konusu olabilir. Burada takip edilmesi gereken en önemli seviye 18-20'ler. Çünkü 18-20'lerdeki destekte de tutunamazsa daha da aşağılara sarkıtma ihtimali olabilir. Tabii ki bulutun üzerinde kalması son derece önemli. doğaş için yaylanın grafiğini istediği birkaç arkadaş. Ona da bakalım hemen. Şimdi yayla da arkadaşlar King Kong bize bakın. Şuradaki düşüşte sattırıyor. 1.92 TL'de sattırıyor. Sonra 0.95 kuruşa kadar iniyor gördüğünüz gibi. Yukarı tırmanırken aldırıyor. Bize buy sinyali veriyor. Şurada tuzak bir sat ve al sinyali var. Yani 1.70'lerde aldırdıktan sonra bakın tuzaklar var. 5'e kadar tırmanıyor. Bakın 1.70'den 5'e kadar tırmanıyor. Şuradakiler birbirini nötrlüyor. Çünkü sat verdikten sonra tekrar al verdiği için biz her zaman son sinyal ne derse onu yapıyoruz. Bu yüzden 1.70'ten 5'e kadar kazandırıyor ve en son bakın tepede sat sinyali gelince stop alıyoruz. Nerede vermiş? 4.70 barında vermiş. 4.70'lerde sattıktan sonra hisse 2.59'lara kadar düşüp tekrardan bakın en son bay verdiğini görüyoruz. 3 TL barında. Bay verdikten sonra da bir tırmanış geliyor. Tabi takip etmek lazım. Tekrardan saat verirse hemen satmak lazım. Şu seviyede 5 TL önemli bir direnç seviyesi geçilmesi gerekiyor. Mutlaka 5 TL'nin. 5 TL geçilebilirse bambaşka bir yere gidebilir. Ama 5 TL geçilemezse de yatayda bir süre formasyon üretip bir güç toplaması gerekebilir. Bunun takibi mutlaka yapılmalı. Şu an ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olması pozitif. Olası geri çekilmelerdeki en güçlü destek seviyesi 3.70'lerdeki EMA21 desteğidir. 3.70'lerde tutunaması çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü 3.70'in altına kırması önce 3.5'a temas etmesini sağlar. Daha sonra 2.90'lara kadar düşürebilir. Bu yüzden 3.70 önemli bir destek. Çimoksu'dan bakın parabolikser pozitif. Ortalamaların üzerinde, bulutun üzerinde. Yani şu an gördüğümüz ender böyle grafiği güzel tahtalardan biri gibi gözüküyor. Bakın görüyorsunuz. Şimdi e, olası geri çekilmede EMA 21 desteğini mutlaka takip edeceksiniz. Çimoksuar tekniğinde de bulutun üzerinde olduğu için hani bulut desteğini isteyen kişiler ya da Kijunsen desteğini bakın 390 önemli bir destektir yakın vadede. 26 periyottaki Kijunsen desteğidir. Olası geri çekilme de stop seviyesi olarak isteyenler belirleyebilir. 3.90'ın altında teknik stop koyulabilir. Çünkü 3.90'ın altına inerse 3.60'a kadar da inebilir. Bu yüzden e, takip edilmeli. Ama şu an iç moksar tekniğinde bir problem yok. Böyle yakın vadeli yatırımcısını takip etmesi lazım. Dardanel yatırımcısını güzel kazandırdı. Nasıl kazandırdı? Bakın. Şimdi Dardanel bize şu dipte bir kere buy sinyalini vermişti. 1 TL'de buy sinyali var bunun. Şurada tuzak bir sat ve al var. Yine tuzak bir sat ve al var. 1 TL'de aldıktan sonra kaça kadar kazandırıyor? 39 neredeyse 40 TL'ye kadar 1'e 40 kazandırıyor. Ve en tepede sat sinyali gelmiş. Dardanel yatırımcısının bu sat sinyalini görüp burada stop olması bakın 35'lerde 36'larda stop olması şu an 14 TL kadar indiğini görüyoruz. Büyük bir zarardan kurtaracaktı. Bu yüzden diyoruz yani King Kong sinyallerini mutlaka takip etmek gerekiyor. Şimdi haftalık periyotta ciddi bir rally olduğu için yani burada bir gökdelen formasyonu oluştuğu için bunun geri gelişi son derece makul zaten. Hani bir süre belki bir yıl belki üç yıl bir dinlenme sürecine girmesi gerekiyor. Şöyle ufak tepkilerle yatayda bir formasyon üretmesi gerekiyor. Zaten ortalamalarına baktığımızda EMA yüzün dahi altına girmiş durumda. EMA yüz seviyesi 17'lerdeydi. M17 kırıldı. Şu an gelmesi beklenen seviye MA200'dür. Yani 11.30'lar. 11.30'a kadar geri çekilip buradan bir tepki vermesi beklenir. Ama 11.30'dan da tepki veremezse zaten altı uçurum. Çok dikkatli olmak lazım. Kısa sürede 40 kat prim ciddi bir primdir. Bu yüzden bu tarz kağıtlarda tepki çıkışları olabilir. Bakın şurada da tepki çıkışı olmuş. Günlükte daha net gözükür. Ama bu tepki çıkışlarına aldanmamak gerekiyor. Tekrardan düşmeye devam ediyor. Bu konuda mutlaka dikkatli olmak lazım. İç moksarda bakın tüm parametreler negatif. Bulutun altına inmiş, ortalamaların altına inmiş. İç mok, e, parabolik sarı mumların üzerinde. Bu yüzden bu saatten sonra Dardanel'de çok dikkatli olmak lazım. Yukarı tırmanırken gayet güzel kazandırdı. Artık bunun mal dağıtım dönemi girdi. Market döngüsünü birçok kişi biliyor. Artık mal dağıtım dönemleri ve bir süre yatayda formasyon dönemi başlıyor. Bu yüzden sabırlı olan 3-5 yıl, yıl bir şekilde tekrardan bir haliye denk gelebilir. Ama e, tabii ki bu kadar bekler misiniz? ya da herkes tabii kendi kararını vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Borusan'da bakın arkadaşlar 2020 pandemide Borusan 6 liralardayken yine bu da 30'da 38 lira kadar tırmandı. Dardanel'e benzer bir primi var. E, yükselen majör trend üzerinde yoluna devam ederken şurada bir kırılım yaptı. Bu kırılımdan sonra tekrardan geri gelmeye başladı. Şimdi e, olası geri çekilmelerde 21 TL çok önemli bir seviyedir. Güçlü bir trend desteğidir. Bir kere 21'in altına kırılırsa çok büyük problem olur. 21'in üzerinde kaldığı sürece yukarıya doğru formasyon üretmeye devam edebilir. King Kong bize ne dedi? Bakın King Kong şu dipte arkadaşlar. buy sinyali verdikten sonra 9 TL 9.5'da 9.5'dan. 38'e kadar kazandırıyor. Geri dönüşte de artık sat sinyalini vermiş. En son sat yeni mevcut. Şu an EMA 50 ortalamasında tutunmuş gözüküyor. Bakın şurası 50 haftalık çok güçlü bir ortalama desteğidir. Yani 23 TL'nin altı problemli olabilir. 23 TL güçlü bir destek olduğu için isteyen kişiler buraya stopunu koyabilir. İsteyenler de 21'e koyar major trendde. Şimdilik buradan tepki verdi ama 23'ün mutlaka üzerinde tutulması lazım ve geçmesi gereken 25 TL'de çok önemli bir direnci var. 5 haftalık ortalama direnci. Bu yüzden 25 TL'yi 25.80'i ve 26.30'ları mutlaka yukarı kırıp dirençleri aşması lazım. Bu şekilde bir tepki çıkışı yapabilirse pozitif ama 23'ün ve 21'in altına kırılması durumunda da çok dikkatli olmak lazım. İçim okusarda paraboliksel negatif ortalamaların altındayız. Bulutun içine girmiş. Bakın burada 21 TL TL seviyesinde çok güçlü bir bulut alt desteği de var. Senkoyuspen B var. Bu yüzden burası hem major trend desteği hem de bulut desteği. Bu yüzden 21 TL seviyesi çok önemlidir. Mutlaka 21'in üzerinde kalması gerekiyor. Altına kırılırsa da mutlaka dikkatli olun. Yeşil'de ne var? Yeşil e Çıkışta yine buy sinyali bize dipten yakmış. 70 kuruştan yakmış. 70 kuruştan 11 11.5'a kadar tırmanmış. Geri dönüşte en son artık saat sinyali geldiğini görüyoruz. Sert hareket yaptığı için şurada yakalamış. Ve o saatten sonra yine düşüş ciddi bir şekilde devam etmiş arkadaşlar. Yeşil'de de baktığımızda haftalıkta bir gökdelen formasyonu görüntüsü var. Bu tarz gökdelen formasyonlarında Bazen ikili tepe üretirler tekrardan mal dağıtmak için ama burada ciddi bir şekilde mal dağıtıldığı için yatayda 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ne kadar sürerse artık yatayda böyle bir formasyon üretmesi beklenen hareketlerdendir. Bakın e, genelde bu tarz hareketler birçok tahtada oluyor. He, bazı tahtada şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde düştükten sonra böyle yatayda değil de tekrardan yukarıya tepki verip tabi eski seviyesini gördürmüyorlar. Şu şekilde yaka, yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde de bir formasyon üretiliyor. Bu yüzden hani destek seviyesine bakacak olursak son noktası MA200 desteği artık oldukça yaklaşmış. 1.75 seviyesinde 1.75'e kadar geri çekilip buradan tepki verirse yukarı 2.70'leri geçmesi gerekiyor. Eğer dirençlerini yukarı tek tek geçip bir tepki çıkışı yaparsa az önce dediğim formasyonu şu yatayda da üretebilir. 4 TL 5 TL seviyelerinde bu iyi bir senaryodur. Ama 1.75'te tutamaz. M200'ün altına inerse daha sıkıntılı bir tablo karşımıza çıkabilir. Bu yüzden bu tarz gökdelen formasyonun oluştuğu grafiklerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse senedi ya da kripto para varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz yaparken kullandığımız tüm tekniklerin metotları eğitim setimizde anlattık. Hiç bilmeyen biri bile eğitim bitirdikten sonra yükselecek e, hisselerini düşecek hisselerini kolayca belirleyebiliyor. Bu konuda DM'den destek olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.